2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı'nda afet riskine karşı hep birlikte. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Kurulu 2020 yılı ikinci toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Soylu, Türkiye'nin en çok deprem bildiren dördüncü ülke olduğunu hatırlattı. 2020 yıl içinde AFAD'ımızın müdahale ettiği olay sayısı son rakamla 3078'dir. Sadece deprem etkinliği açısından kıyaslarsak, geçen yıl kaydedilen deprem sayısı 23.482, bu yıl ise %43 artarak 33.598 olmuştur. Türkiye 1900 ve 2016 yılları arasında, yani son 116 yılda dünyada en çok deprem yaşayan, deprem bildiren dördüncü ülkedir. Bakan Süleyman Soylu, depremde GSM hatlarından eş dost aramak hayatları tehlikeye atmaktır dedi. Deprem olduktan hemen sonra özel arabanıza atlayıp sokağa çıkmak veya GSM hatlarını, telefon hatlarını kullanarak eşi dostu arayıp haber almaya çalışmak, lütfen ifademi ağır bulmayın, başkasının hayatını tehlikeye atmak demektir. İlk 6 saatte yardım ekiplerinin, itfaiyenin, ambulansların, güvenlik ekiplerinin yerine ulaşamaması afetten daha büyük bir afettir. İçişleri Bakanı Soylu, AFAD isminde bir uygulama yapacaklarını da duyurdu. 112'yi Türkiye'de tek bir arama acil hatta haline getiriyoruz. Bu hakikaten bizim için de önemli bir devrim olacak. Tüm GSM operatörlerine bağlanabilecek bir şekilde internet hatları üzerinden görüşme temin edebilecek, mesaj atabilecek, görüntü kaydedebilecek, görüntü atabilecek. Bu AFAD aplikasyonunu kişiselleştireceğiz.